Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz Türkiye'nin en sevilen doktoru Doktor Ümit Aktaş canlı yayınımızda ve şu dakikadan itibaren az önce reklama gitmeden önce söyledim. Şöyle bir tavanız varsa ay yok Nurcum yani bu tavayı da evde tutar mıyım diyorsanız böyle olmayabilir şu çiziklikte de olabilir bakın. Bu arada da bizim bütün tavaları atmamız gerektiği gözüküyor şu anda <laughs> kanaldaki. Ha, pardon Aydacığım bunları özel olarak getirmiş yani. Ben de biz dedi bun bunlar bizim zannettim. Yapmış böyle. Ayda'nın kendi mutfağından değil değil mi? Yok değil <laughs> Ayda Ayda dünyada görebileceğiniz. Ayda bilinçli anne. Yok hayır. Ee, en bilinçli şey anne. Bir oğlu var. Allah bağışlasın. onu ben. Aras öpüyorum onu. Neyse Allah konuyu bağışırsın. dağıtmayayım şimdi. Böyle tencereniz, tavanız varsa dikkatlice dinleyin. Çünkü Ağır metal ve de, de, ağır metal zehirlenmesi yaşıyor olabilirsin. Evet, Şimdi Nurcum bu çok önemli bir konu. Ağır metal zehirlenmeleri tüm kimyasal toksinlerle meydana girebilen adı üzerinde en çok ağır metallerle, kurşunla, civa ile, alüminyumla ilgili gördüğümüz zehirlenmeler. Eskiden biz ilk doktor olduğumuz zamanlarda ağır metal zehirlenmesi bir meslek hastalığı olarak kabul edilirdi. Ve biz de ağır metal zehirlenmelerini iş yeri hekimliği eğitimimiz esnasında öğrendik. Hasta boya fabrikasında çalışıyordur, kurşun üretimi yapan fabrikada çalışıyordur, asfalt döküyordur, madencidir, ağır sanayide çalışıyordur. Bunlar maruziyetten dolayı gerçekten meslek hastalığı olarak ağır metal zehirlenmesine yakalanabilirler. Fakat geçtiğimiz süre içinde ağır metal zehirlenmesi önce çevre kirliliğinden dolayı şehirde yaşayanların hastalığı haline geldi. Ve maalesef şu anda tarım ilaçları denilen zehirlerden dolayı Kırsal kesimde ağır metal zehirlenmesi görür oldu. Artık toplumun tamamı maalesef ağır metal zehirlenmesiyle karşı karşıya. Ağır metalleri aldığımız en önemli kaynak gıdalarımız ve gıdaların piştiği malzemeler. Gıdalarla ağır metaller alıyoruz çünkü maalesef hibrit tohumdan dolayı Tarım ilaçları denilen zehirler kullanılıyor ve bunların içinde ciddi miktarda ağır metal toksikasyonu var. Örnek vereyim yine, pirinci beyazlatmak için arsenikli yemler kullanıyorlar. Aa. Arsenik dünyanın en tehlikeli zehirlerinden bir tanesi, tarihte cinayet için en çok kullanılmış olan kimyasal madde. Bugün pirinç beyazlatılsın diye tarım ilaçlarının içinde kullanılıyor. Pirincin beyazlaması niye önemlidir? Pirinç zaten normalde beyaz değildir, koyu renktedir. Yani pirinç bembeyaz olmaz ama pirinç bembeyaz olsun istiyorlar. Aynı şekilde tavuk eti beyazlasın diye de arsenikli ilaçlar kullanıyorlar. Ayrıkotu ilacı, glifozat vesaire bütün bunları kattığınızda artık maalesef kırsal kesimde bile ve tabii ki bunlarla yetişen ürünleri yani insanlarda da ağır metal zehirlenmeleri görülebiliyor. Bir diğer tehlike mutfağımızdaki malzemeler. Mutfağımızdaki malzemeler ağır metal zehirlenmesine sebep olabiliyor. Bununla ilgili size çok çarpıcı bir hastanın hikayesini anlatacağım. Olay sadece bu değil. Az önce Nur gösterdi. Bakın, bu bir kaplama, teflon kaplama. Bu teflon kaplamalar, şurada da var bir tane. Bu teflon kaplamalar niye yapılıyor? Ürün yapışmasın diye yapılıyor. Ben bu teflon kaplamada, yapışmaz kaplamada bir yumurta pişirdiğim zaman yapışmıyor. Oh ne güzel. Kadınların işi kolaylaşıyor. Tavayı yıkamak kolaylaşıyor. Ürün yapışmadığı için bir bütün yumurta olarak çıkarabiliyorum. Daha ne isteyeyim yani? Ne kadar şahane, faydalı bir şey. Hayır. Bu teflon kaplamaların kanserojen olduğu ispatlandı. Ne zaman kanserojen hale geçiyor? En ufak bir çizik bulunduğunda. Şimdi buna bakıyorsunuz bir çizik yok. Ama şu tava belli ki çok kötü kullanılmış ve neyle kullanılmış? Belli ki şöyle bir şeyle kullanılmış. Ay hocam. Çizgisinden bile belli. Bakar mısınız? Doğru. Yani bu tava bir metalle kullanılmış. Metalle kullanıldığı anda bu tavada bozulmalar başlıyor. İşin daha da vahimini söylüyorum size. Biz evde böyle bir tava kullanmayız. Ama maalesef endüstriyel yemek üreten yerlerde hele bir de o endüstriyel yemek üreten yer hani herkesin görebileceği bir restoran mutfağı değil de catering mutfağıysa, yemeğin üretildiği yeri gören kimse yoksa o zaman bu tavalar Maalesef son derece yaygın. Ne olur da. hocam mesela böyle bir tavada e, ben yemek pişirmedim ama işte evde yaptığım e, ne bileyim e, Isıya tereyağı. Isıya maruz bıraktınız bir şey ısıttınız bunda. Tereyağı, zeytinyağı hmm. bununla kızdırdım sos gibi üzerlerine döktüm ne bir, olur. Bir kanserojen madde alıyorsunuz bu çizilen teflondan dolayı. İki bunun zemini nedir Nur? Ne metali bu? Çelik değil. Alüminyum. Yok, alüminyum. Evet, bu bir alüminyum. Alüminyum alıyorsunuz. Alüminyum ısındığı anda gıdaların içine karışıyor. Yani Ve şunu mu alıyoruz? Şu. Evet, onu yani, alıyoruz. Yani ha bu folyoyu ısıt yemeklerine koy. Hı. Bu folyo nasıl ısıtılır? Böyle kaplıyoruz yani evet. ısıtıyoruz. Şimdi folyo nasıl ısıtılır? Folyo evlerde çok kullanılır. Niye kullanılır? İşte bir kere fırına bir şey koyacaksanız <laughs> üzerini folyo ile kaplarsınız. Neden? Folyo ısıyı tutar. Dışarıya vermez. Doğru. Pişirmeyi kolaylaştırır. Başka nasıl kullanılır? Folyo tost makinesinin üstünü kaplamakta da kullanılabilir. Bunu çok yapan var. Folyoyu kesiyor. Tost makinesinin üzerine yayıyor. Üstüne de bir tabakayı yayıyor. Bunun arasında tost yapıyor. Tost Makine makinesi kirlenmiyor. Makinenin aralarına hiçbir şey girmiyor. Temizlemesi kolaylaşıyor. Bu kirlenince de bunu alıyor atıyor yeni bir tabaka koyuyor. Şimdi size neyi anlatacağım. Yıllar önce 10 seneyi geçti. Bir çocuk hastam. Hasta daha 10 küsur yaşındayken, 11 yaşındayken, 10-11 yaşlarındayken kız çocuğu kan hücrelerinde azalma tespit ediliyor kan sayımlarında. Bunun üzerine aile ileri tetkik için işte büyük tıp fakültelerine götürüyorlar İstanbul'da ve çocuğa en sonunda aplastik anemi teşhis konuluyor. Aplastik anemi de iliğinde kan hücresi üretimi durmuştur ve çok tehlikeli bir hastalıktır. Hayati tehlikedir çünkü maalesef aplastik anemi de vücuttaki kan hücrelerinin hiçbirisi üretilmez. Bunun üzerine tedavilere başlanıyor. Neredeyse iki sene sürüyor tedavisi. Bu tedavilerde maalesef aplastik anemi de tıpkı kanser tedavisi gibi ilaçlar veriliyor. Önce yüksek doz kortizonlar, arkasından kemik iliğini çalıştırabilmek için başka ilaçlar, kemoterapiler. Fakat bu tedavilerin sonucunda hiçbir şekilde çocuk tedaviye cevap vermiyor. Aile perişan. En sonunda diyorlar ki yapacak bir şeyimiz kalmadı. Elimizde bir tedavi yok. Hiçbir tedaviye de cevap vermedi. Maalesef hayatı uzun sürmeyecek. Evinize götürün. Evinizde bakın diyorlar. Aile isyankar öyle de demeyelim de aile kabullenemiyor durumu annesi özellikle ve çocuğunu doktor doktor dolaştırmaya başlıyor. Sonuçta ne çıkıyor biliyor musunuz? Bizim bu çocuğumuz ağır metal zehirlenmesinden muzdarip vücudunda olması e, tahammül edilebilen miktarın onlarca katı alüminyum var ve alüminyum kemik iliğini baskılayan bir ağır metaldir. Bu aplastik anemiyi tetikleyen ana faktör alüminyum. Tedavisine başlandıktan sonra da nitekim kan hücreleri düzeldi. Bu çocuk işte alüminyum, alüminyum zehirlenmesinden kurtuldu bir şelasyon tedavisiyle. Ve şu anda çok şükür hala gayet sağlıklı bir genç kız olarak yaşamaya devam ediyor. Alüminyum nereden almış biliyor musunuz? Annesi az önce söylediğimi yapmış. Tost mu yapmış? Tost makinesinin üzerine alüminyum folyo ile kaplamış kirlenmesin diye ve alüminyum folyoyla tostlar yapmış. Ailedeki herkes tost yemiş ama çocuk okula gidip gelirken daha çok tost yemiş ve çocuğun ağırlığı az olduğu için herkes alüminyuma maruz kalsa da en çok çocuk etkilenmiş bundan ve hastalığı başlamış. Bu genç kızımızı ölecek diye eve yolladılar daha 12 yaşında çocukken ve kendi hakkına kendisi sahip çıktı. Kendisini tedavi edemeyen, teşhisi koyamayan doktoruna gidip Niye bana bu testi yapmadınız diye sordu. Çünkü gerçekten bakın şu alüminyum folyo zehirlenmesini, alüminyum zehirlenmesini gösterecek kan testi var. Bunun çocuğa hiçbir zararı yok. İki sene boyunca bu çocuklara kortizon vermek, kemoterapi vermek revadır da bir tek kan tahlili baktırmak mı günahtır? Dolayısıyla bu çocuğa bir tek test yapılmadığı için yılları gitti, az daha ölecekti. Bunun başka örnekleri de var ama alüminyum folyo eskiden çok fazla çok yaygın kullanılırken Allah aşkına bugün çok fazla mutfaklarımızda bulunmuyor. Peki böyle kullanabiliyor muyuz? Mesela bazen bunu paket yapmak için kullanıyoruz. Öyle de mi kullanmayalım? Hiçbir şekilde gıdaya temas ettirmeyin. Ha. Yani bu gıdayı alıp da buna temas ettirdiğiniz anda ben ısıya maruz bırakmıyorum diyorsunuz ama o da ısısındayken bile alüminyum tozları girebiliyor bunun içine. Sizin maruz kaldığınız miktara bağlı olarak da zehirlenmeye uğrayabiliyorsunuz. E bu neyle kullanılır hocam? O zaman hiçbir şeyle kullanılmaz. kullanılmaz. Alüminyum folyo asla kullanılmamalıdır mutfak malzemelerinin hiçbirinin içinde alüminyum olmamalıdır. Ne tencere tavada ne alüminyum folyo olarak ne de kullandığınız kaşıklarda alüminyum olmamalı. Kaşık da öyle. Alüminyum kaşıklar var. Bugün evlerde artık kullanmıyoruz. Eskiden evlerde ne kadar çok alüminyum tencere vardı hatırlayın. Şimdi çok şükür yok. Hocam Bu da çok bir silikon. özür dilerim. Özür dilerim. Konumuzu atlamayalım alüminyumu. Şimdi yönetmenim diyor ki çok tatlısın Hüseyin'cim ya. E diyor mesela kadınlara röfle yaparken kullanılıyor diyor. Aa, Oradan güzel. da geç. <laughs> bak, benim yönetlerimiz zekasına bakın. Vallahi, vallahi, vallahi ben ak akıl edemedim Hüseyin ya. Hiç akma gelmemişti böyle bir şey. Hüseyin bravo yani. Nasıl ha, Çağla düşündün? söylemiş. Çağla... E Çağlacığım seni tebrik ediyorum. Rejiyi görüyorsunuz değil mi? Programınız dikkatli dinliyor. Ben hiç yapılırken ne sarıldığını görmediğim Hocam, için aklıma da hiç gelmedi böyle, yani. Böyle yapıyor kadın saçını. Şöyle hmm. alıyor. Bunu böyle böyle böyle. Sonra ısıya maruz bırakıyor mu? Böyle. Yani bir fön makinesi falan kullanıyor mu? Tabii kullanıyor. Ha. Bitti. Saç kılıyla ben saçımdan. alüminyum alabilir miyim? Saç teli alüminyum alabilir miyim? Sardı böyle saçıma. Fön makinesini tuttu. ısıya maruz bıraktan da alırsınız. Hocam saçlarımdan da mı alıyorum? Evet saçlarınızdan da alıyorsunuz. Nitekim saç boyaları da yine ağır metal zehirlenmenin en önemli kaynaklarından bir tanesi. Hocam bize bunu yapma Saçınıza sürdüğünüz her şey maalesef içeriye emiliyor. Bizim rofleler Az gitti. Ağzınızda aldığınız gıda gibi. Nasıl rofle Belki yapacağız? başka bir yolu vardır bilemiyorum araştırmak gerekir. Çünkü ben röflenin ref, böyle yapıldığını bile bilmiyordum. Böyle İlk hocam defa bak göstereyim size. Çok böyle bunu alıyor. Evet. Yanlışım varsa düzeltin. Yalnız helal olsun. Yani güzellik uğruna nelere katlanıyorsunuz? Çağla müthişsin valla. Çok güzel bir soru sordun. Ne diyeyim böyle. yani? Biz erkekler tık, tık, için tık, böyle tık, bir sırıyor. şey söz konusu bile değil yani. Tıraş olmak bile bizim için yeterince Hocam, zor. Hocam biz de, siz erkekler için yapmıyoruz zaten bunları. Niye Kendiniz yapıyorsunuz? Için yapıyor. <laughs> alüminyum, alüminyum endüstrisi için yapıyorsunuz. <laughs> bir dakika bunu böyle, böyle alıyor. Böyle Niye sarıyor? yapıyor peki ama bunu? Bir tane değil. Hocam tabii burada saç değiştirecek ya. Burada yüzlerce oluyor kafanda tamam mı? Bunların altına mı boyayı sürüyor? Tabii altına boyayı sürüyor. Bu böyle kalıyor. Bu böyle saçın açılma durumuna göre 45 dakika, 1 saat, 1,5 saat böyle kafanda kalıyor. Evet. Sonra bir fön makinesine ya da eskiden şey vardı değil mi? Böyle bir makine mi vardı? Oraya mı giriyorduk? Isı veren yine fön makinesi galiba ama onlar. Böyle fön tutuyor. Bu böyle kalıyor. Bundan da saçı ucuna Bir de 1,5 saat ol... boyunca kalıyor orada. Sonra i̇şte, da fön saçın tutuyor. Saçın açılma ısı. durumuna göre. Aa, bir yandan boyaya maruz kalıyorsunuz. Bir yandan alüminyuma maruz kalıyorsunuz. İnanın bunu bilmiyordum ben hiç. Çünkü hayatımda görmedim. Refle, refle nasıl yapılıyor? İki Dolayısıyla bak. helal olsun ne diyeyim yani. Kendinize bu eziyeti yapmayın. Alüminyumdan uzak durun. Tabii ki bu da zararlıdır. Hocam olur mu? Saç kılı Allah aşkına nasıl emiliyor olabilir? E, dibe gelmiyor emiliyor. onu soracağım şimdi. Dibe yani. gelsin gelmesin saç kılınız beslenmiyor mu? Besleniyor. Saçınız direkt olarak saç cildinizle temas içinde değil mi? Temas içinde. Saça sürdüğünüz her şey de yine direkt içeriye emilir. Onun için Az emilir, çok emilir mevzusu değil. Heh. Maruziyetin ne kadar olacağına bağlı. Bravo, getirdiler hocam ekrana. Ha, ekranda görüyoruz. Hı. Yani dedim ya ben ilk defa görüyorum. Böyle bir şey hiç görmediğim için de bilmiyorum. <laughs> teşekkür ederim. Bana bir şey öğrettiniz. Ama alüminyum folyonun böyle bir kullanımı olduğunda gerçekten bilmiyordum. Hiçbiri aklıma gelmedi. Çağlı tebrik ediyorum seni. Yani Bravo. gerçekten insanın ekibi insanı bir yere taşır ya. Eee rejideki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programı evet. dikkatlice dinlediğim Dolayısıyla için. Dolayısıyla buradan da alüminyum emilir mi? Emilir. Bir kere bizim hayatımızdan şunu çıkarmamız gerek. Bunu çıkarmamız gerek. Niye çıkarmamız gerek? DDT'yi nasıl çıkardık hayatımızdan? Bunu da çıkarmamız gerekiyor. DDT? Gerek. Kimyasal maddeler. DDT bir geçmişte tarım ilacı olarak kullanılan maddeydi. Tamam. 40 yıldır yasak. Hala topraktan temizlenmedi DDT. Onu nasıl yasakladık? Onun zararlı olduğunu anladık. Dolayısıyla bunun da zararlı olduğunu artık anlamamız gerekiyor. Kaldıralım hocam alüminyumları. Şimdi alüminyum folyo değil Evde sadece. Evde varsa atın. Bakın. En güzel mutfak kabı. En güzel mutfak kabı. Bakır. Hakiki bakır. Ve mis gibi kalaylanmış. Annem kalaylanmış bakırlarında en ufak bir çizik olsa parlaklığını yitirse onu kenara ayırırdı. Kalaycı gelene kadar kullanmazdı. Kalaycı gelince mis gibi kalaylatır öyle kullanılırdı. Kalaylanmış hiçbir çizik olmayan bakır kap dünyada hala en kıymetli, en doğal ve en güzel mutfak kabıdır. Bugün siz kalaylanmış bakırda bir yemek yapın, aynı yemeğe gidin, tefronda yapın. Aynı insan aynı yemeği yapsın, aynı anda pişirin. İkisinin aynı olmadığını göreceksiniz. Çünkü bakır Son derece güzel bir iletkendir ve mutfak malzemesi olarak kullanmaya en uygun güzel iletkendir. Çünkü ısıya dayanıklıdır, iyi iletkendir, aynı zamanda fiyatta makuldür diğer iyi iletkenlere göre. Yani bir gümüş ya da bir altın bakır gibi değildir. Altını siz mutfakta kullanamazsınız. Dolayısıyla bakır kullanmak en makul olanıdır. Ve eğer bakır iyi kalaylanmışsa hiçbir şey yapmaz, sizi zehirlemez. Ama bakır iyi kalaylanmamışsa, kalaylanmamış bakır, çizik bakır... O zaman bakırdan dolayı da ağır metal zehirlenmelerine uğrayabilirsiniz. Dikkat. Başka? Plastikler. Özellikle de böyle yıkama kapları değil, saklama kapları veyahut kızgın yağ sürdüğünüz silikon fırçalar, kızgın yemeğin içine soktuğunuz silikon kaşıklar. Bunların hepsi bir şekilde o ısıyla dağılıyorlar, içeriye giriyorlar. Aynı şekilde saklama kaplarıyla alıp da buzluğa koyduğunuzda yine buzluğa uygun olmayan saklama kaplarında içindeki gıdanın içine bunun plastiklerinin yayılmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunu nerede kullanabiliriz mesela? Yani Bu tuanda... bir Ya da işte bununla salata yıkayacağım ben yıkayabilirsiniz ama sıcak yemekle plastik temas etmemeli. Aynı şekilde ısıyla su şişeleri pet ama şişeler hocam, temas etmemeli. Ama hocam, bulaşık yıkama kabı diyorsunuz. Neticede biz yani elde tamam, elde çok az bulaşık yıkanıyor ama sıcak suyu bunun içine koyduğumuz zaman yine sıcak suyla. Elinizin buluşmuyor dayanabileceği mı? sıcak su nedir? Taş çatlası 37-38, hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Peki. Daha büyük ısıda olursa o zaman sıkıntı olur. Şimdi. <laughs>